kadar oldu. Bittim. Her bir iş benim üstümde. Çekilir çile mi bu? Gel, dinlen anacığım. Anan kara talihli ol. Bu genç yaşında bir başına kaldı anacığım. Baban eve buzdolabı, televizyon, her bir şeye gönderdi ama aylardır ses yok. Sanki unuttu bizi. Dünyada sanki Zeliha ile Ömer yok. Bir satırcık yazdığı yok bize. Anacığım, ben büyüyünce sana yardım edeceğim. Hele bir gelsin. Bak neler diyeceğim babana. Yetti bu ayrılık. Yetti bu yalnızlık diyeceğim. 4 senedir bu genç yaşımda nedir başıma gelen? Ben de insan gibi yaşamak isterim. Erkeğim başımızda olsun isterim. Hele gelsin. Bilirim yapacağını. İnsan biricik evladını, karısını, evini özlemez mi hiç? Bu Almanya aklını başından aldı babanın. Müjdemi isterim Zeliha. Almanya'dan mektup var. Hazal, Allah ne muradın varsa versin. Bakalım neler yazmış baban. Ne zaman geliyor bakalım. Kocalığını bu balığını bilsin, gelsin artık. Hele bir okutalım mektubu. Cemil'imin işi de kolay mı? Kolay mı gurbet elde çalışıp çırpınmak? 2 satır mektup geldi mi yerlere kapanırsın hemen. Ha? Cemil'den mektup gelmiş olmalı. 1-2 ay yeter Zeliha'ya. Gördünüz mü? Zeliha'ya Cemil'den mektup gelmiş. Muhtara gidiyordu. 1-2 ay sevinir tabii. Al bakalım. Doğru askerlik şubesine. Oku bakalım muhtar emmi. Satırını kelimesini atlamadan oku. Tamam. Para göndermeyecekmiş. Neden? Çünkü kendisi geliyormuş. Ayın 25'inde orada olacağım diyor. Öyleyse yarın. Yarınki gün burada olacak. Dediği hesaba göre yarın gelecek. Geliyor. Yarın kavuşuyoruz. Gözümüz aydın, yüzümüze güller Ömer'im benim. Kocan geliyor değil mi Zeliha? Evet, yarın bu saatte çoktan kavuşmuş olacağız. Belli, böyle sevinç nerede görülmüş? Yüzünden düşen 1000 parçaydı. Ay. Bir de şu haline bak, çalgısız oynayacaksın neredeyse. Yalan da değil hani yani ha. Koca her derdin ilacıdır derler, doğru mu Zeliha? Ha, doğru olmaz mı hiç? Siz bilemezsiniz bunu. Bu yokluğu çekmeyen bilemez. Dua edin ki erkekleriniz gurbete çıkmış de. Allah da çıkarmasın. Amin. Seni büyümüş, kocaman olmuş görünce baban çok sevinecek. Babam özlemiş midir beni? Özlemez mi? Sen onun biricik evladısın. Onun canı kanısın. Bu dünyada babanın ismini sürdürecek tek kişisin. Şefkatlidir baba. Güzel yürekli, namuslu, çalışkan bir yiğittir. Herkesin babası burada. Benim babam neden gitti? Bizim için gitti oğlum. Daha çok para kazanmaya gitti. Biz daha iyi yiyelim, giyinelim. Daha çok tarlamız, hayvanımız olsun. Yarın bir gün para derdi, çekmeyelim diye gitti. Aslan baba. Aslan ki, hem de nasıl.
Yabancı diyarda o da çile çekmekte. Bizim yokluğumuz, bizim hasretimizle inil demekte bu banda. Yine gidecek mi? Dur, sabırlı ol. Hele bir gelsin. Diyeceklerim var. Bir daha ayrılmayacağız. Bu hasretlik bitmiştir oğlum. Gel artık. Gel be Cemil. Sensizlik yetti canıma. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ömer, uyan yavrum. Babam erken mi gelir anacığım? Gelir elbet. O da kanatlanmıştır şimdi. Uçar gelir. Heyecanlı mısın oğlum? Heyecanlıyım ya. Haklısın Ömer. Te Almanyalardan babası gelir de insanın yüreği heyecanlanmaz mı? Ne zaman gitti baba? En son 4 sene oluyor. Yo, geçti 4 seneyi. Böyle sabah vakti yolcu etmiştik. Hatırlamadın mı? Bilmem. Kucağımda uyuyordun. Daha da küçücüktüm. Hatırlaması zor elbet. Öğlen oluyor. Nerede baba? Ağzımda mıymış işte geliyor. Şükürler Güzelim. Olsun, hoş geldin. Güzelim benim. Ömer mi bu? Ömer elbet. Ömer, sen kocaman olmuşsun. Erkek olmuşsun. Oğlum, aslan oğlum. O da hep aslan babam der sana. Evladım, Ömer'im. Babasının canı Ömer'im. Hasretinle yandım oğlum. Gözlerimde tüttün Ömer'im. Sen Ömer'le eve git. Ben bir kahveye uğrayayım. Hoş geldin. Selamünaleyküm. Hoş bulduk. Hoş geldin Cemil. Hoş bulduk. Hoş geldin. Sağ ol Osman Ağa. Safa geldin. Buyur. Cümle sen hoş bulduk. Maşallah, iyi gördük seni. Pek iyi gördük. Epey zaman geçti gittiğinden beri. İyiyim ya. Sizler de aynen bıraktığım gibisiniz. Ben giderken de kahvedeydiniz. Yakın bakalım bir Alman cigarası. Köylük yerde yapacak iş olmayınca ne eyleyelim? Çok kalacaksın mı? Yo, çabuk döneceğim. Gidiş dönüş 15 gün izin verdiler ancak. 15 gün izin bile sayılmaz. Bunca yola, bunca eziyete değmez. Çoluk çocuğu özleyince bir gün bile yeter. Orası öyle elbet. Hoş gelmişsin Cemil. Bir şey iç, çay, kahve. Ya sağ ol, gidip eve dinleneceğim. Temelli dönüş ne zaman? Yakında. Lakin buraya dönmem artık. Köyde yaşamak zor gelir açıkçası. Bundan sonrası büyük şehir. Şöyle adam gibi paranın, rahatlığın tadını çıkartmalı. Hadi çüz. Afi der Zeyn. Anlayamadık. Ne demek bu?
Almancası hoşça kalın, eyvallah demek. Ne yaparsın, oralarda hep bu dili konuşur olduk da. Koçum benim be, aslanım. Sen şunu al. Hadi gel. Bizim günümüz, gecemiz belli. Gözümüz, gönlümüz yollarda. Senden gelecek haberlerde. Ömer'imle sabahtan akşama evde, tarlada koşturup duruyoruz. Kaç yıldır her iş sana kaldı. Kim bilir ne kadar yoruluyorsundur. Yorulayım. Sonumuz hayırlı olsun da. Canım feda olsun. Biraz da sen anlat. Fabrikanın anlatacak neyi olur? Biraz daha kazanayım diye gece gündüz iş başındayım. Cumartesi pazarları da ayrı çalışıyorum. Vah benim canım, gözümün bebeği. Daha ne kadar sürecek bu yorgunluk? Çok paramız oluncaya, gelecekten korkumuz kalmayıncaya kadar. İstemem. Parada pulda gözüm yok benim. Bana, bizlere sen lazımsın. Sen kocam değilsin yalnızca. Benim babam, anam, atam, ağam, her bir şeyimsin. Sağ ol Zeliha, var ol. Gençliğinin, sağlığının kıymetini bilmen gerek. Böyle ölür gibi çalışmak yetsin artık. Gitme. Mecburum. Hele bir iki yıl daha. Öyleyse bizi sensiz bırakma. Şu oğlun babasız büyümesin. Baba nedir bilsin. Baba sevgisi görsün. Yazıktır, günahtır. Bizi de götür. Biz de gelelim seninle. Olur, düşünürüz. Hay mübarek! Duydun babanı, duydun değil mi? Bizi de götürecek. Babalı iken yetim gibi boynu bükülmeyecek yavrumun. Öp babanı, öp babanı. Canım. Pek de yakışmış güzel oğluma. Güle güle giy canım. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Sen olmasan ben ne yaparım? Sana da bak neler getirdim. Taşları renkli camdan. Sahte şeyler ama bunlar çok pahalı oralarda. Bir gün bunların hakiki pırlanta, hakiki altın olanlarını da alacağım. İnşallah. Bunları da giyer, yakışıp yakışmadığına bakarsın. Sağ ol. Bak bak, bu da yabancı sabun. Miski amber kokman için. Bu da hususi çikolata. Ağzının tadını bilenler yiyor bunu. Hadi.
özlemişim seni. Ben de. Canımsın. Varım, yoğum, gücüm, kuvvetim. Sen benim her şeyimsin. Ne zaman dönüyorsun? Bir hafta 10 gün sonra. Bizi de götüreceksin değil mi? Söz vermiştin, unutma. Unutmuyorum. Götüreceğim. Nedir bu? Ömer'le senin yolculuk kağıtların. Türkiye'den çıkış için vereceğim istida. Almanya'ya giriş müsaaden Zeliha. Ya. Parmak bas bakayım şuraya. Bir de şuraya. Tamam. Babam bizleri de götürüyor. İzin kağıtlarımızı bile hazırlatmış. Aslan babam. Aslan oğlum. Şehirde bir şehirli gibi büyüyeceksin. Okuyacaksın. Mühim bir adam olacaksın. Olacağım baba. Kötü kaderini yeneceksin oğlum. Sen buralarda sürecek kişi değilsin. Sen Cemil Acar'ın koçusun, koçu. Koçuyum ya. Babası otomobille gezdiriyor. Cemil alıştırmasın çocuğu. Dönüp gidince Ömer perişan olur. Biz de gidiyoruz. Bizi de götürüyor. Deme, sahi mi gün? Elbet sahi. Evrakları tüm muameleyi bitirmiş. Ayrılmak yok artık. Yüreğim şimdiden hop etmekte. Kim derdi ki Üzece Recep'in yetimi Zeliha gün gelecek Almanyalarda keyif sürecek. Gezip tozmakla olur mu? İş bulup çalışırsın. Çalışacağım elbet. Hazır yayıp yatacak olsam gider miyim? Yük olur muyum kocama? İkiniz birden parayı çok çok kazandınız mı? Bir daha dönmezsiniz buralara. Cemil de öyle diyor. Kararını vermiş zaten. Ama ben duramam. Özlerim köyümü. Akarsuyunu, dağını, taşını, kışını, yazını. Özlerim buralarını. Sizleri de özlerim. Cemil'i razı ederim, döner geliriz bir gün. Hadi bakalım oyna, rahat sözler ya. Al bakayım şu şeşiye ki. Geldi geleli, aramıza sokulmuyor. Daha bir çayımızı bile mi içmedi? Ya konuşması, çalımı... Utanmasa küçük dualları ben yarattım evet. Diyecek. Bizleri akir görüyor, yazık. Böyledir. Az biraz para kazandı mı bunlar böyle olur hep. Çingene'ye beylik vermişler, önce babasını asmış. Kızım, kaçıyorum. Aslanım benim. Atla bakalım. Otomobil öğretti babam. Kullanmasını öğretti. Daha da öğreteceğim. Benim oğlum her şeyi öğrenecek. Her şeyin güzeline, iyisine layık olacak benim oğlum. Adam gibi yaşayacak. Elbette. Senin sayende inşallah. Hadi git oyuncaklarını getir de oynayalım. Evi, tarlayı, hayvanları ne yapacağız? Satacak mıyız? Bilmem, düşünmedim. Satmayalım. Ne olsa baba ocağımız, memleketimiz. Gün olur döneriz belki. Yok, dönmeyiz. Dönmesek bile satmamız icap etmez. Bir ufak tarlayla şu yoksul evden gelecek paraya ihtiyacınız yok. Bunların hepsi senin zaten. İleride ister satarsın, ister kiraya verirsin. Sağ ol. Hayvanları muhtaç birine veririm. Ama öbürlerini satmam. Evimizle tarlamız bizi beklediler mi? Köyden kopmuş sayılmayız.
Seliha kardeş, yolculuk ne zaman? Daha var. Daha bir hafta buradayız. Osman ağa duymuş gideceğinizi. Evet, tarlaya talipmiş, haberin olsun. Satacak değiliz. Söyledim ya Hazal, dönüp geleceğiz bir gün. Hayırlısı. Babayla oğlu arıyorum. Cemil gezmeye götürmüş olmalı muhakkak onu. Söyle, bizi de götürsün gezmeye otomobille. Olur, hay hay söylerim. Dönmediler mi? Geziyorlardı, gelirler şimdi. Otomobille geziyorlardı sabah ezanında. Köyden çıkıp İstanbul yoluna saptılar. O kadar erken gezme olur ha? Muhtar emmi, şu mektubu buldum evde. Cemil neler yazmış acaba? Cemil sağa yazmış. Benden çekineceğimi tutmuş, hele neler yazmış. Cemil temelli geçmiş. Ömer'i de götürmüş. Olacak iş mi? Eğleniyor mu benimle? Yüz yüze konuşulmaz bu dava. Ne söylesem anlamaz. Başıma dert olursun. En iyisi böyle ayrılmamız. Oğlum da benimle beraberdir. Hiç merak etme Ömer'i. İleride gene mektup yazar. İyi haberlerini veririm. Böyle yazmış işte. Olamaz. Yapamaz bunu. Yapamaz. Yoldan çevireceğim onları. Kaç saattir yolda onlar. Nereden çevireceksin? Gidemez. Beni bırakamaz. Benim kocam Mert. Aslan kocam. Yapamaz bu kalleşliği. Yapamaz. Zeliha için korkmaktayım. Kötü bir şey yapacak gibi. Evet. Evet sustu. Taş kesildi. Ne ağlıyor ne konuşuyor. Sonu hayırlı değil bu halinin. Canına kıymaya kalkışmasın. Kadınlar hep yanında korkmayın.
Bu Cemil gibi bir hain daha doğmamıştır. İçinden pazarlıklı domuz. Hesaplı gelmiş meğer. Ömer'i kaçırmaya gelmiş. Anayı evladından koparan insan mıdır acem? Vah Zeliha, vah zavallım. Ne düşündü, ne yöne baktı belli değil. Delirecek bu gidişte. Sanki. Evlat ateşine mi yansın, Cemil'in kahveliğine mi? Köyümüzden Cemil gibisi de çıkarmış demek. Tüh, vicdanı kitapsız herif. Heyecanlı mısın oğlum? Heyecanlıyım ya. Haklısın Ömer. Te Almanyalardan insanın babası gelir de heyecanlanmaz mı hiç? Seni büyümüş, kocaman olmuş görünce çok sevinecek baba. Anacığım, babam özlemiş midir beni? Özlemez mi? Sen onun biricik evladısın. Aslan baba. Onun canısın. Babanın ismini sürdürecek tek kişisin. Babam bu kadar erken mi gelir anacığım? Gelir elbet. O da kanatlanmıştır şimdi. Uçar gelir. Zeliha'm! Cemil! Sen olmasan ben nasıl yaşarım? Yeter! Yeniden yakma yüreğini. O Cemil bulur belasını. Perişan olup dönecek elbet. Ayaklarına kapanacak senin, göreceksin. Bana onun lafını etmeyin. Adını anmayın. Yarın gidiyor. Nereye? Peşlerine düşeceğim. Tarlayı, evi satacağım. Bana yardım et. Hay hay. Lakin nerede arayıp nerede bulacaksın Cemil'i? Yollara düştün mü, paran da gider elinden. Evsiz, topraksız, daha da perişan olursun. Kaç para verirlerse satacağım. Dinle beni, vazgeç. Bulmanın imkanı, mümkünü yok. Kavuşacağım oğlum. Aciz boynu bükük Zeliha değilim artık. Yoluna başımı koydum. Anan seni bulacak. Kitabıma, namusuma andım olsun ki seni bulacağım. Ne istiyorsun tarla için? Sen ne istiyorsan onu ver. Ya mal sahibi sensin. Sen bir fiyat biçeceksin. Canımdan bezmişim Osman ağa. Uğraştırma ben. Zeliha, Zeliha. Sana evrak gelmiş İstanbul'dan. Ömer'imden haber mi? Boşanma ilanı. O da neymiş? Cemil'den boşanmışsın. Sen de istemişsin boşanmayı. Ne zaman istemişim? Bilemem. İki tarafın da arzusu ve rızasıyla diyor evrak. Bir kağıtlara parmak bastırdıydın. Almanya izni değil. Tamam, işte o kağıtlar boşanmak içinmiş demek. Vay sahtekar, yüreksiz. Yerinde mertti, sözü namustu. Yabancı ellere gitti böyle oldu. Ay yazık. (Gülüyor)
yaşı. Ne yaparsın yavrum? Bekle. Bekle gör bebeğim. Bekle yavrum. Gülüm. Anan gelecek sana. Gelecek. Bulacak. Alacak seni. Kurtaracak yavrum. Yavrum. Nasıl bulacağım sizleri? Nasıl bulacağım? Neredesiniz? Kimlere soracağım? Zeliha. Dertli Zeliha. Ağlayıp sızlamak yok. Kopar yüreğini. Ömer'i buluncaya kadar saldır dört yana. Sana geliyorduk. Gene nedir muhterem? Yusuf'u getiriyordum sağa. Az önce geldi İstanbul'dan. Cemil'i görmüş. Ömer yoktu yanında. Konuştunuz mu? Neler söyledi? Kime bırakmış Ömer'i? Lafı uzatmamış. Kesin dönüş yapmış Almanya'dan. İstanbul'a yerleşmiş. İstanbul'un ne tarafına? Söylemedi. Telaşı varmış, çarçabuk ayrılmış. Misafiri geliyormuş, onu karşılayacakmış. Yaptıklarını bilsem yerini yurdunu öğrenirdim. Sağ ol. Gene de müjde verdin sayılır. Hiç değilse Almanya'ya gitmek belası bitti. İstanbul'da elbet bulurum onu. İstanbul dediğin bir kapalı kutu. 7-8 milyonluk ejderha. Evet. Nerede kalacaksın? Nasıl arayacaksın? Halil dayımın yanına ineceğim. Sonra da ev kapı kapı arayacağım. Ana olunca dağları çürütür insan. Evladı için dünyaları aşıp gider. Hele İstanbul'a varayım. İstanbul demek oğluma kavuşmak demektir. Peygamber tavuğu tam benim kısmetim ha. Şu güzelliğe bak. Şu gözlere, şu dudaklara bak. Meraklısı avuçla para döker bunun gibisini. Haklısın abi. Fıstık gibi. Aynen. Helal be. Thank you.
Selam bacım, İstanbul'a hoş geldin. Nereden tanırsın beni? Belli ki yabancısın. Yol düz bilmeye yardım, insanlık, Müslümanlık vazifesidir. Nereden geldin bacım? Tarsus'tan. Şu gurbet yerinde hepimiz kardeşiz. Çekinme söyle, nereye gideceksin? Nişantaşı diye bir semt varmış. İşte şu da adresi. Kolay, götüreyim seni. Uzak mıdır? Kaç para vereceğim sana? Senden para isteyen kim? Nişantaşı yolumun üstü zaten. Senin gibisi de varmış demek. Allah çıkardı karşıma. Elbet. İyilik yap da denize at. Balık bilmezse halik bilir. Yaradan bilir demişler. Buyur arabaya. İlk gelişim mi bu İstanbul'a bacım? İlk gelişim. Peki şimdi kim oturuyor bu gittiğimiz adreste? Halil dayım. Kaç yıldır kapıcıdır orada. Öyle mi? Kocanla aranız açık mı yoksa? Bak seni karşılamaya bile gelmedi. Kocam köyden oğlumu kaçırdı. Beni de hileyle boşadı. Onları arayacağım. Bulup Ömer'imle köye döneceğim inşallah. Bir anaya yapılır mı bu be? Kocanın ismi neydi? Cemil. Buluruz Cemil'i. Buluruz da burnundan fitil fitil de getiririz. Ayrıca poliste arkadaşlarımız da vardır. Seni anan Kadir gecesi doğurmuş ki bana rastladın. Üzülme, dert etme. Allah razı olsun senden. Allah'ın selamı üzerine olsun. Geldik. Burası mı? Tabii burası. Elindeki adrese göre burası. Evelallah postacı gideyim ha. Hangi ev? İşte şu karşıdaki apartman. Hoşça kal bacım. Dediğim gibi benden hayırlı haberler bekle. Ne zaman gelirsin? Oğlunu bulur bulmaz. Sağ ol. Merak da goma beni. Helal olsun Kamil abi. Gene turnayı gözünden vurdun. Hiç kaçırır mıyım anam? Benim adım Kamil. Kız Zeliha. Halil dayı, sorma başıma gelenleri. Cemil olacak alçak boşadı beni. Çocuğumu da kaçırdı. Hele girelim, içeride anlatırsın. Apartmanın hizmetine koşar, bana yardım edersin. Hay hay, ne emredersen yaparım dayı. Ben senelerdir bir başımayım burada. Azıcık aşığım, ağrısız başım. Bu gibi şeylerle nasıl uğraşayım Zeliha? Haklısın. Sen de başını ağrıttın. Yok canım. Seni severim kızım. Ama çaresizim işte. Biliyorum ben. Sana yük olmam. Yük olmayacağını biliyorum. Şuraya bir döşek serer, kıvrılır yatarsın. Yatarım dayı. Yeter ki Ömer'imi bulayım. Şu ana yüreğimdeki yarayı kapatayım. İnşallah oğlunu tez günde bulursun da köyüne dönersin. Zira bu koca şehirde yaşamak senin harcın değer.
Burası İstanbul. Genç bir kadınsın. Başının yok yere belaya girmesine de dayanamam. İşim bitince çayı demle. Sonra da sana manavla marketi göstereceğim. Kat sahipleriyle de tanıştıracağım seni. Olur Halil dayı. Bir yardım edenim var. Ömer'le Cemil'i arıyor. Lakin ne zaman geleceği belli değil. İçim kıpır kıpır duramayacağım. Bir taraftan da ben arasam diyorum. Hiç durma. Yol iz bilmem. Nasıl aranır bilmem. Nereden başlamalı dayı? Sefer olur işte git. Köylümüzdür. Zamanında Cemil'in de has arkadaşıydı. Belki o bilir yerini. Nerede bulurum Reşit'i? Gültepe'de berber dükkanı var. Adresini vereyim, yola düş. Sabah ilk işin bu olsun. Şu adresi bilir misin kardeş? Merhaba Reşit abi. Oo Zeliha, sen misin? Nasılsın abi? Şükür, sen de iyi misin? Değilim, senden yardım istemeye geldim. Elimden gelen bir şeyse hay hay. Cemil'i nerede bulurum? Köyden bunun için mi düştün yollara? Bunun için. Nerededir o hain? Biliyorsun demek. Biliyorsun da neden arıyorsun? Bırak otursun o kadınla, hevesini alsın. Gene sana dönecektir, merak etme. Hangi kadınmış o? Cemil'in getirdiği Almanyalı kadın. Bunca zaman gurbette yalnızlık çekilir mi? Erkek kısmı için daha da zor bir iş. Bir cahillik etmiş, gönül vermiş. Sen de hoş gör, bırak yakasını bitsin. Ben bir aydan fazladır görmüyorum Cemil'i. Eskiden uğrardı, hal hatır sorardı, yer içerdik. Son zamanlarda hiç gelmiyor. Yeri yurdu, adresi? Mende yok, vallahi yok. İlk günler otelde kalıyordu. Sonra kadın Almanya'dan gelince ev tutmuş. Ama nerede bilemem. Bir bilen vardır elbet. Vardır, vardır da kim? Kaldığı otele gideyim, söyle adresi. Merhaba kardeş. Günaydın. Sana birini soracaktım. Buyurun sorun. Cemil Acar'ı arıyorum. Evet. Cemil Acar, uzun zaman müşterimizdi. Ha. Artık otelde kalmıyor. Şimdi nerede? Bilemem. Hesabını kesip çoktan ayrıldı. Taşınıp gittiği yeri söylemedi mi? Niçin söylesin? Müşteri burada kalır gider. Bize adres bırakmaz. Geleni, gideni, tanıdığı bir arkadaşı hiç kimse demiyor. Maalesef efendim, yok. Anladım. Sağ olasın kardeş. Geldi mi Kamil Bey? Aradı mı beni? Kimse aramadı. Sen bulabildin mi bir şeyler? Bulamadım.
Nereye gittiysem yol tıkandı. Gören bilen yok. Almanyalı bir kadınla berabermiş. Öyle dedi Reşit abi. İyi. Sen de yıka elini Cemil'den. Köyden biriyle nikahlan, olsun bitsin. Ya. Oğlum ne olacak? Madem ki kaçırmış çocuğu, ne olacağını da babası düşünsün. Sen evlenmedin. Aile, çocuk sahibi olamadın. Yüreğin kapalı senin. Bilmediğin acılar için konuşma böyle benimle. Ay Allah ya. Hangi bir suçum için kahrolayım? Ben sağken, yaşıyorken... ...evladıma ana diye... ...Alaman kadını getir. Yoo, ben ölmedim canım. Temizlemeciye 7 numaradan Salih Bey'in pantolonunu götürüyorum. Hı. Sen devam et kızım. Sonra da merdivenlerin temizliğine başla. Olur dayı. Elbet müşte. Buldun mu? Bulmaz mıyım? Kaçar mı? Nasıl Ömer'im? Nerede? Söyledi mi beni? Hayır. Apansız gidip baskın vereceğiz. Durmayalım. Hayırlısıyla kavuşuyoruz işte. Babası olacak namussuz da yanında mı? Hayır. Adamın birine bırakmış Ömer'i. İki gün dönmeyecekmiş. Tüh rezil. Bir damlacık çocuk elin adamına bırakılır mıymış? Burada mı? Evet burada ya. Ömer! Ömer'im! Dur, bu kadar heyecanlanma! Sen gel bakalım benimle! Halil nerede oğlum? Yiyecek almaya çıkmışlardır. Ya da adam parka götürmüştür oğlunu. Sen burada otur, rahatına bak. Bekle bakalım. Neden ama? Herif tembihlidir belki. Kır çıkartmaya kalkışır. Sen burada bekle getireyim. Peki beklerim. Aferin. Güzel ve genç bir kadın. Ürkütme sakın. Ne söylerse idare et. Bu işi ilk defa yapacak. Anladım, kolay merak etme. Böyle bir ahu görmemişsindir, bayılacaksın. Hesabı da görelim. Hı hı. Tanıştırayım Sayın Necmi abimiz, bu da Zeliha. Çok güzelsin Zeliha. Nerede Ömer? Bırak Ömer'i şimdi. Para kazanmaya bak kızım. Al bakalım. Sana da 100.000 lira. Yeter ki beni memnun et. Ne parası?
Ne istiyorsun benden? Ne yapacağım bu parayı? Bırak şimdi, anlamamış gibi bir de ağız yapma, güzelim. Hıst defol hayvan! Tırbiyesizlik etme! Kafanı kullanırsan, dünyanın parasını kazandırırım sana ben! Hani oğlumu bulacaktın bana, hepsi yalan mıydı? Gençliğinin, güzelliğinin kıymetini bil aptal! İleride bir gün oğlunu da bulurum sana, söz! Yalan! Senin dinin imanın para! Beni bu herife satmak istiyorsun, pezevenk! Bırak! Bırak beni! Bırakın dedim! Bırak ulan! Deyyuslar! Bırakın! Bırakın! Hayvanlar! Bırak! Bırak! İmdat! Kurtarın beni! Yetişin! Hırsımana! Hırsımana saldırıyorlar! İmdat! Allah'ın belasını alsınlar! Yetişin! Eyvah yandık, polisler geldi. Durun bakalım. Benim hiçbir suçum ve günahım yok abicim. Derdinizi mahkemede anlatırsınız. Sahip ol bunlara. Uzat elini kızım, uzat. İkisi de tutuklandı. Korkma kızım, her şey bitti. Uzat elini. Uzat elini kızım. Geçti, bitti. Kurtuldum. Kadın dediğin senin gibi yürekli, senin kadar namuslu olmalı. Kutlarım seni kızım. Ben yüreğim yana yana çocuğumu ararken bu alçaklar bana nasıl yaparlar bunu? Dünyada hiç mi insanlık kalmadı? Olay nasıl oldu? Hepsini baştan anlat. Kamil oğlumu bulacaktı bana. Öyle iyi kalpli, öyle şefkatliydi ki. Canımı istese verecektim. İkisine de yalvardım, anlamadılar. Cehennem zebanesi gibi saldırdılar bana. Can havliyle pencereye attım kendimi. Öbürü sana para vereyim, ille benim ol diyordu da başka bir şey demiyordu. Ben zaten ölü gibiyim. Babası oğlumu kaçırmış. Beni can evimden vurmuştu. Oğlumun derdiyle yollara düşmüşüm. Ömer'imi bulmak için yılandan bile imdat dileniyorum. Bir de bu ırz düşmanlarıyla mı boğuşacağım? Ölümse bir ölüm. Yeter ki elime namert eli değmesin. Kirlenmeden namusumla öleyim. Bütün bunlar başıma kocam olacak Cemil yüzünden geldi. Söyleyin ona oğlumu versin bana. Evet sayın seyirciler. Mahkemesini izlediğiniz faziletli, iffetli Zeliha yüce bir namus örneği göstererek canına kıymaya kalkıştı. Ve bugün bütün İstanbul'u ayağa kaldırdı. Şimdi dış haberler. Vietnam macerası Amerika halkına görülmemiş ölçüde pahalı. Hiç hesap etmemiştim bütün bunları. Şaşırdım. Köyü bırakıp demek buralara kadar gelmiş. Bizi bulmaya. Ömer almaya niyetli belli. Ya gelirse buraya?
Aptal olma Marta. Nereden bulacak bizi? Ama başına bunların gelmesiyle televizyona geçti. Ardından da gazetelerde resmi çıkacak. Ben bundan çekiniyorum. Keşke almasaydın Ömer'i. Büyümezdi o zaman olaylar. Oğlum benim hayatım be. Köyde bıraksaydım da tezek kokusu içinde mi kalsaydı? Onu bu şehirde okutacağım. Adam gibi yetişecek. Bana Almanya dedim bıraktım. Arkandan burada kadar geldim. Dayanamam böyle heyecanlara. Ömer de hep annesini soruyor. Hadi büyütme her şeyi. Zeliha'nın gözünü korkuttuğu belli. Bundan başka bir şey yapamaz. 2-3 gün sonra alır başını döner köyüne. Biz de rahatımıza bakarız. Ömer'e gelince, söylemiştim sana. O çocuk tabii isteyecek anasını. Ama kendini ona sevdirirsen, huyuna suyuna gidersen, anasını da unutur, geldiği yeri de. Onun babası var be. Aslan gibi babası. Seni çok seviyorum Cemil. Kenan olayın üstüne gidip seni gazetemize getirmekle mükemmel bir gazetecilik yaptı. Sağ olun efendim. Senin sorunlarını gazetemiz yükleniyor artık. Dertlerine çare bulacağız. Özel yazı ve röportajlarla kamuoyuna tanıtacağız seni. Oğlumu bulun bana. Sizden başka bir dileğim yok. Bütün gazetelerde Zeliha. Haberler, resimler, sütun sütun yazılar. Zeliha olayı İkinci Dünya Savaşı meselesini bile aştı. Herkes Zeliha'yı konuşuyor. Çok da güzel kadın. Üstelik çok da akıllı. Öyle laflar etmiş ki hepsi atasözü sayılır. Sadece namusumu değil, insanlığımı ve kadınlık şerefimi de kurtardım demiş. Zeliha'dan en kısa zamanda istifade etmeliyiz. Evet, en az 15 reklam filminde oynamalı. Derhal arayın. 50 milyon liraya kadar anlaşma yapmakta kararlıyım. Anlatacaklarım hakikattir. Başıma ne geldiyse cahillikten geldi. Okumam yazmam yok diye kocam kağıtlara parmağımı bastırttı. Meğerse boşanmamız ve evladımın elimden alınması içinmiş. Bu koca şehirde yer bilmem yurt bilmem. O ırz düşmanlarının eline de cahilliğimden düştüm. Alo, buyurun. Ben Anayurt Reklam Ajansı Müdürü Nedim Okan. Sayın Zeliha Acar Hanım'ın gazetenizin himayesinde olduğunu öğrendik. Kendisiyle anlaşma yapmak, maddi manevi her yönden destek olmak istiyoruz. Zeliha Acar'ın yardıma ihtiyacı kalmadı. İlk anlaşma için 50 milyon lira teklif ediyoruz. Filmlerimiz de başarılı olursa çok daha fazla kazanacaktır. O bir reklam vasıtası değildir. İlginize teşekkürler. Kahvaltı etmeyeceksin. Hayır. Kararımı değiştirdim. Hemen gidiyoruz buradan. Almanya'ya dönüyoruz. Seninle de Almanya'da evleneceğiz. Neden? Niçin dönüyoruz? Öyle icap ediyor. Neden diyorum? Ben yerleşmek için geldim burada. Bütün gazetelerde Zeliha'nın resmi var. Bıkıp usanmadan Ömer'i arıyor. Delirmiş sanki. Anladım ki her şeyi göze almış. En iyisi buradan gitmemiz. Anlıyorum. Kaçmaktan başka çaremiz yok. Ben Alman konsolosluğuna gidip Ömer'in vize meselesini halledeceğim. Babası oğlumu benden çaldı ve kaçırdı. Adı Cemil. Oğlumun ismi Ömer. Bilen veya görenlerin insaniyet namına Bulvar Gazetesi'ne bildirmeleri. Şu devamlı müşterimiz Cemil Bey'i tanıyorsun değil mi? Evet efendim. Kadın da Almanyalı. Bir de ufak çocuk var. Evet, ismi Ömer. Pek de sevimli bir çocuk. Anlaşıldı. Sizden de Allah razı olsun. Alo, buyurun.
Ben İstanbul Pazar Marketi'nin sahibiyim. Zeliha Acar'ın gazeteniz vasıtasıyla aradığı Cemil'i ve oğlu Ömer'i tanıyorum. Gözün aydın. Buldular mı oğlumu? Cemil'in ev adresini biliyor musunuz? Oğlumu da yanımda götürmek istiyorum. Sizin pasaportunuza oğlunuzun adını ekleyelim. Ona ayrıca pasaport gerekmez. Teşekkür ederim. Bütün işlemler tamam. Ah, ben çok seviniyor Cemil. Ben gitmem. Anamı isterim. Gitmem buradan. Anan elbet gelecek oğlum. Haberi var. O da peşimizden gelecek. Kavuşacaksınız. Beni götürme babacığım. Beni anamdan ayırma. Seninle alışverişe çıkacağız şimdi. Yeni elbise, gömlek, bisiklet alacağım sana. Hadi şimdi beni biraz yalnız bırak. Götür şunu. Buyurun, ne istiyorsunuz? Evladımı istiyorum. Kendi rızanla verdin, mahkeme kararıyla. Geri almak istiyorsan, buna da mahkeme kararı verir. Sen değil. Müsaade edin, içeri girelim. Buyurun. Ne alçak, ne vicdansız, ne kitapsız herifmişsin. Yazıklar olsun. Lafını bil Zeliha. Buraya gelmeye hakkınız yok. Bu cahil kadının aklına ve dediklerine nasıl uyarsınız? Sen bana cahilim diye yapmadığını bırakmadın. Sahte kağıtlarla beni boşadın. Yavrumu çaldın. Bütün bunlar iftira. İnanmayın ona. Seni sevdim. İnandım. Yıllarca yolunu bekledim. Namusumla evlat mı ettim sana? Karşılığı bu mu olacaktı? Ahlaksız, namussuz herif seni! Dur kızım! Namussuz! Olay çıkarma. Hani söz vermiştin bana, yalnız oğlunu görecektin. Oğlum nerede? Ömer! Anacığım! Dur! Bırak beni! Alamanya'da gideceğim! Bırak beni! Otur! Alamanya'da gözün gönlün açılmış besbelli. Üstüme Alaman kadını almışsın. Ne yaparsan yap razıyım, yüzümüzü şeytanlar görsün. Ben oğlumu istiyorum. Ya bana Ömer'i verirsin, ya da canımı alırsın. Komiser bey, usadı bu iş. Hiçbir kanuni hakkınız yok buna. Lütfen vazifenizi yapın. Alın bu kadını, çıkartın evimden. Hadi kızım, gidelim. Anacığım! Anacığım! Ömer'im! Yavrum! Oğlum! Anam kurban olsun sana. Beni özledin mi, korktun mu? Beni burada bırakma anacığım, bırakma. Bize ölüm ayırır ancak. İkiniz de çocuk üstü, ne hak iddia ediyorsunuz? Mahkeme çocuğu bana verdi.
Anası da bunu kabul etti. Yalan komiser bey. Zeliha okuma yazmasını bilmiyor. Parmak bastığı kağıdın ne olduğunu dahi anlamamıştı. Evet. Dinim hakkı için evet. Bana seni Almanya'ya götüreceğim demişti. Meğer Almanya'dan bu kadını getirmiş. Bu iş büyümekte kızım. Beni aşar. Olayı yeni bir mahkeme açığa vurur. Bundan başka çaremiz kalmadı. Bana oğlumu vermeyecek misin? Bu benim elimde değil. Şu halimi görüyorsun. Görüyorsun da gene mi alacaksın yavrumu benden? Başka çaremiz yok. Yeni baştan mahkeme açana kadar oğlun onda kalacak. Hayır! Vermem yavrumu! Vermiyorum! Bırak! Bırak oğlumu! Allah yeterim! Bırak! Bırakın beni! Al şunu, kapat odaya. Durma! Bütün hazırlıkları yap. Sabah yola çıkıyoruz. Kızım, böyle ağlamakla eline ne geçer? Başına gelmiş işte böyle bir bela. O kadar karşı koydun, üstüne üstüne gittin kaderinin. Ama nafile, elin ve ana yüreğin gene boş kaldı. En iyisi kadere boyun eğmen, alıp başını köyüne dönmen. Ne diyorsun sen dayı? Ana olmadın ki acımı bilesin. Elbette bilirim acını. Ama senin şu cahil kafan niçin kabul etmez çaresizliğini? Her bir şey Cemil herifinden yana. Yapacağın kalmamış gayri. Elinden geleni ardına vurmuşsun. Polisse polis, gazeteci ise gazeteci. Bir de televizyonda ver yansın etmişsin. Daha ne yapacaksın ki? Ne yani? Alıp oğlumu Almanya'ya mı götürsün? Götürecek elbette. Götürmesine sen mi engel olacaksın? Evet ben. Geldik işte. Her şey bitti. Güzel günler bizi Almanya'da bekliyor sevgilim. Ben anamı isterim. Anam olmadan gitmem oraya. Bu çocuk başımıza iş açacak. Susun! Sinirlendirmeyin beni. Kapıkule'den geçerken ağzınızı açmayacaksınız, tamam mı? Çiğner kanıma girersin ya da Ömer'i verirsin. Anacığım, anacığım. Anam gelmiş. Çekil yolumdan kadın. Bela mısın sen? İnsafa gel Cemil. Hiç Allah korkun kalmadı mı? Ayırma beni yavrumdan. Anacığım. 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 Yavrum. Cemil Bey, vazgeçin. Ayırmayın onları. Anacığım, bırakma beni. Anacığım. Bırak! Bırak yavrumu! Yeter be! Anla uzattığınıza! Verin oğlumu bana! Kanun benden yana! Bırak! Bırakın yakamı be! Ver bırakın! Oğlumu. Çekil! Oğlum! 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 Oğlum!
değil. Vazgeçin. Ayırmayın onları. Hiç hesap etmemiştim işin bu kadar uzayacağını. Senin, Ömer'in bu derece acı çekeceğini. Nasıl hesap etmezsin? Ben oğlum olmasa hiç yaşar mıyım? Anneni bu kadar çok mu seviyorsun Ömer? Sana çok acı çektirdim Zeliha. Bağışlayacak mısın beni? İnsafa geldin mi? Verecek misin bana oğlumu? Söyle. Verdim gitti Zeliha. Bağışla Zeliha, bağışla ki ileride bir gün dönecek olursam bana evinin kapısını açacağını bileyim. Seni ben değil Allah bağışlasın. Hadi yolun açık olsun şimdi. Her zaman açık Cemil.